Merhaba arkadaşlar. Bir önceki dersimizde varyasyon prensibi ve Lagrange denkleminin birinci kısmını anlatmıştık. Bu hafta ikinci kısmını anlatacağız. Ve ikinci kısımla birlikte Lagrange ve varyasyon prensibi dersimizi sonlandıracağız. Lagrange yaklaşımının çeşitli faydaları vardır. Birincisi Newton'a göre skalerdir. İkincisi bizim tanımlayacağımız konfigürasyon uzayı sistemimize göre değişiklik gösterebilmektedir. Biz sistemdeki şartlara bağlı olarak bunları tanımlıyoruz. Matematiği sistemimizin karmaşıklığı ile orantılı olmayıp daha basit bir matematiği olmaktadır. Newton mekaniğine uymayan sistemlere de Lagrange uygulayabiliriz. Burada uygulayacağımız simetriler Kornum kanunlarına karşılık gelmektedir. Uygulamalarda boyuttan bağımsızdır. Ayrıca son olarak da gauge değişmezlik özelliği vardır. Hemen bir örnek verelim. Projectile Motion yani eğik atış hareketi. Eğik atış hareketini tanımlarken kullanacağımız Lagrange ifademiz m, rx noktanın karesi, rya noktanın karesi, rz noktanın karesi bölü 2 eksi m, fi, g. Burada fi, g ifademiz g çarpı rz. Bunu yerine yazarsak bize birinci ifademiz aynı. ikinci ifademiz eksi m, G, R, Z. Bizim Euler Lagrange denklemimiz neydi? Boyutlarımıza göre Lagrange'ımızın türevini alıyorduk. Boyutlarımızın nokta türevine göre Lagrange'ımızın türevini alıyorduk. Ve bu ifadenin zamana göre türevini alıyorduk. Bunları birbirinden çıkardığımız zaman bu iki ifadeyi sıfır olmalıydı. X boyutu için bizim M, R, X noktamız sabittir. Y e boyutu için bizim denklemimizde Y'ye bağımlılık, R, -Y ye bağımlılık yok. Böylelikle ilk kısmımız sıfıra gidiyor. İkinci kısmımız için de D, R, -Y noktanın türevi yani ikiler birbirini götürür. M, R, -Y nokta. Bunun da zamana göre türevi. Bunu integre edersek bize M, R, -Y noktanın sabit olduğunu gösterir. Bu ikisi zaten momentum ifadelerimiz. Z boyutumuz için yaparsak bize rz nokta eşittir eksi gt artı sabit. Yani rz yani z boyutundaki hızımız yer çekimi inmesi ve zamanla değişiklik gösterecektir. Bu da zaten beklediğimiz bir şeydi. Başka bir örnek verelim. Buradaki Lagrange ifademizde m rx nokta çarpı rz nokta artı m Ry noktanın karesi bölü 2 eksi mgx Sistemimizi tanımlayan Lagrange ifademiz bu. Euler Lagrange denkleminde x boyutuna göre yazarsak Euler Lagrange denklemimiz bu hale alacaktır. Birinci ifademiz rx'e göre türev yani sadece buradaki ifade kalacak eksi mg. İkinci ifademiz eksi d, -D -T -M -R -Z nokta. Bu da sıfır eşit olacak. Biz bu türev ifademizi integre edersek rz noktamız eksi gt artı sabit olacak. Y boyutunda yaparsak bizim mry noktamız sabit olacak. Z için yaparsak rz ifademiz yok. Birinci ifademiz sıfıra gitti. İkinci ifademizde rz noktamız burada. mrx nokta. Bunu da integre edersek x nokta sabit çıktı. Yani Z yönünde ivmelenen bir hızımız var. Y yönünde momentumumuz korunuyor. Ve X yönünde momentumumuz korunuyor. Aynı eğik atış hareketi gibi. Lagrange denklemimiz farklı olmasına rağmen aynı sonuçları elde ettik. Peki bu neden oluyor? Bunu açıklamadan önce... Gauge değişmesi de özelliğinden biraz bahsetmek istiyorum. Bizim Lagrange denklemimiz R'ye, R, ye, R ye noktaya ve T'ye bağlıydı. Bir fonksiyon ele alalım. Bu fonksiyonumuz da R'ye ve T'ye bağlı. Alttaki indis ifadesi bizim boyutlarımızı yani serbest derecelerimizi göstermektedir. Yani R boyutlarına bağlı ama R noktaya bağlı değil bir fonksiyonumuz var. Biz burada bir tane Dönüşüm tanımlıyoruz. Geçit dönüşümü. Buradaki Lagrange ifademiz artı fonksiyonumuzun zamana göre türevi bize yeni bir Lagrange ifadesi veriyor. Şimdi bu ifadeyi ele alırsak bizim f fonksiyonumuz r'ye t'ye bağlıydı. O zaman zamana göre türevi kendisinin zamana göre türevi ve bağlı olduğu ifadelerin türevleri. Biz bu denklemde yerine yazarsak ifademiz birinci ifademiz aynı, ikinci ifademizde yerine yazdık. Bu ifadeyi düzenlersek birinci ifademiz aynen aşağı geliyor. İkinci ifademizin hem r'ye hem t'ye göre türevi, üçüncü ifademizin de r'ye türevi zaten kendi içinde bir r'ye türevi vardı. çarpı r nokta. Ve tekrar Lagrange'ımızı r nokta için türevini alırsak Birinci ifademizin r noktaya göre türevi, ikinci ifademizin r noktaya göre türevi. Birinci ifademiz aynı şekilde geldi. İkinci ifademize yukarıda parantez içinden yerine yazdık. Birinci ifademiz aşağı indi. Biz ifademizi açmadan önce zaten burada zamana göre türev vardı. O zamana göre türevi götürdüğümüz zaman sadece boyutumuza göre, serbestlik derecemize göre türevimiz kaldı. Bu ifademizin de zamana göre türevini aldığımız zaman bize bu ifadeyi verecektir. Parantez içindeki ifadeyi yerine yazarsak birinci ifademiz bu gelecek. ikinci ifademiz de buradaki toplam ifademizden gelecek. İfademizi düzenlersek böyle bir ifade olacak. Bu ifademizde şuradaki parçal türevleri içeriye dağıttığımızda bu hale gelecek. Bizim bir ifademiz bu. Diğer ifademiz bu. Bizim istediğimiz şey bu iki ifadenin birbirinden çıkarımı. Yani çıkarırsak aynı olan ifadeler birbirlerini götürecekler. Bize geri kalan ifademiz gelecek. Yani bizim baştaki Lagrange ifademiz Euler Lagrange denkleminde yazılmış hali. Bizim sonraki L üssü diye tanımladığımız bir dönüşümden ürettiğimiz Lagrange ifademiz aynı denklemler çıktı. Ve bu ifadelerimiz sıfıra eşit. Gördüğünüz gibi biz Gage dönüşümü yapmamıza rağmen Sonucumuz değişmedi yani gecici dönüşmezlik özelliği. Şimdi sorumuza tekrar geri dönersek buradaki karmaşıklık biz farklı Lagrange kullanmamıza rağmen bizim hareket denklemlerimiz aynı çıktı. Peki Lagrange denklemini nasıl seçmeliyiz bu durumda? İşte bu da biraz e, pratik gerektiren bir soru. Lagrange denklemini tanımlarken Lagrange denklemini tanımlarken biraz zevkimize kalmış bir olay. Sistemde açıklamak istediğimiz özellikleri simetriye göre tanımlıyoruz. Ve genel olarak tanımlanan Lagrange denklemi L eşittir T eksi V yani kinetik enerji eksi potansiyel enerji olarak tanımlanıyor. Şimdi potansiyel enerji dedik simetri dedik. Hemen bir örnek verelim silindirik simetrik bir potansiyelimiz olsun. Buradaki potansiyelimiz sadece z eksenine bağlı olarak değişecektir. O zaman kinetik enerji ifademiz 3 boyutta bu şekilde yazılır. Eksi potansiyel enerji ifademiz rx kare artı y karenin kökü olarak tanımlanır. Silindirik simetrikten bahsettiğimizden dolayı silindiri koordinatlarda işlem yapmak daha kolaydır. Silindirik koordinat sistemimiz neydi? Bizim kartezyende x, y, z diye tanımladığımız koordinat sistemimiz silindirik simetrikte z'ye r'ye ve teta'ya bağlıydı. O zaman bizim rx diye tanımlayacağımız şey r çarpı kosinüs teta, r'ye dediğimiz r çarpı sinüs teta ve rz dediğimizde z eksenimiz. Buradan biz bunların türevlerini alırsak rx noktamız r nokta kosinüs teta eksi r teta nokta sinüs teta r noktamız r nokta sinüs teta ve sinüs teta'nın türevi r çarpı teta nokta kosinüs teta ve RZ noktamızda z nokta olarak ifade edilir bulduğumuz rx, ry, rx nokta, ry nokta ve rz noktaları yerine yazarsak bizim kinetik enerji ifademiz m, r nokta cos teta eksi r teta nokta sin teta'nın karesi bölü 2 artı m çarpı r nokta sinüs teta artı r teta nokta cos üst teta'nın karesi bölü 2 artı z'den gelen ifademiz eksi potansiyel ifademiz. Buradaki ifadeleri düzenlersek bize m bölü 2 çarpı r noktanın karesi artı r kare teta noktanın karesi artı z noktanın karesi eksi r'ye bağlı bir potansiyel ifadesi. Bizim Euler Lagrange denklemimiz neydi? Boyutlarımıza göre türevlerimizi alıyorduk. Boyutlarımızın nokta ifadelerine göre türevini alıyorduk ve bunun zamana göre türevini alıp bunları çıkarıyorduk. Peki. Bunu silindirik koordinat sisteminde nasıl yaparız? Peki silindirik koordinat sisteminde bu ifadeleri nasıl yazarız? Ondan bahsetmeden önce genelleştirilmiş koordinat sistemine değinmek istiyorum. Genelleştirilmiş koordinat sistemi Euler Lagrange denklemini her problem için açıkça tekrar tanımlamak yerine biz genel bir koordinat sistemi tanımlıyoruz. Mesela bir koordinat sistemi düşünelim. R1, R2, Rn'e kadar. Biz daha önce Rx, Ry, Rz demiş, bırakmıştık. 3 boyuttan fazla koordinat sistemi de tanımlayabiliriz. R'yi olarak genel ifade olarak yazmıştık. Bu değişkenler için Euler-Lagrange denklemi bu şekilde yazılıyor. Eğer genelleştirilmiş koordinat sistemi düşünürsek, yani biz burada genelleştirilmiş koordinat sistemini QJ ile ifade edeceğiz. Her bir QJ ifademiz bizim daha önce tanımladığımız R1, R2, Rn ve T yani Rx, Ry, Rz ve T şeklinde tanımladığımız koordinat sistemlerimize göre değişmekte. Şimdi genelleştirilmiş koordinat sistemimiz QM biz fonksiyonun tersini almak gibi bunları tersten yazabiliriz. Buradan genelleştirilmiş koordinat sistemi QM nokta için türevini aldığımızda L'nin R noktaya, R noktanın da Q'm'ye buradaki bağıntıdan dolayı türevini alırız. Bizim R nokta ifademiz nedir? R'nin T'ye göre türevi ve Q'ya bağımlılığından dolayı ikinci bir toplam ifademiz. Burada R nokta bölü Q nokta ifademizde R bölü Q'ya eşittir. Bu ifadenin zamana göre türevini alırsak buradaki ifadeyi de yerine yazarsak bizim yeni ifademiz parantez içindeki ifadenin zamana göre türevi parantez içinde ne var? Koordinat sistemimiz 1'den n'ye kadar l'nin r noktaya göre türevi r'nin q'ya göre türevi. Burada dt ifademizi içeri dağıtırsak birinci ifademizin türevi ve ikinci ifademizin türevi olarak yazılır. Böylece genelleştirilmiş koordinat sistemi Q üzerinden Q noktaya göre türevi, bunun da zamana göre türevini bu şekilde yazmış olduk. Bu ifadeyi açarsak, yani zamana göre türevimizi alırsak, bize Q'ya göre türevimiz ve Q'nun zamana bağlı olmasından dolayı ikinci terimimiz gelecektir. Bu ifadeyi de Q türevi olarak yazarsak bize R'nin zamana göre türevi birinci terimden ve ikinci terimden de bu ifademiz ve q nokta ifademiz gelecektir. Biz r noktayı biliyoruz, r nokta yani r'nin zamana göre türevini bu şekilde yazmıştık. Bu ifadede bizim parantez içindeki ifademize aynı bunu yerine yazarsak bu ifademiz r noktanın q'ya göre türevi olacaktır. Böylece bizim en başta çözmeye çalıştığımız ifademiz, birinci ifademiz zamana göre türevimiz içeriye dağıttığımız zaman bu hale geliyor. İkinci ifademizde de şu ifadeyi zaten burada bulmuştuk. Onu da yerine yazarsak bu hale geliyor. Bu ifademizde zaten L'nin Q'ya göre türevi. Buradan da bu ifadeyi karşıya attığımızda Euler-Lagrange denklemini elde ederiz. Yani genelleştirilmiş koordinat sisteminde Euler-Lagrange denklemini tanımlayabiliyoruz. Ne yaptık? Biz R'ye göre işlem yapıyorduk. Q dediğimiz genelleştirilmiş koordinat sistemini tanımladık ve Q da bizim en baştaki Euler-Lagrange denklemimize matematiksel olarak karşılık geldi. Bu ne demektir? Euler-Lagrange denklemi bir koordinat sistemi için doğruysa diğer bütün koordinat sistemleri için de doğrudur. Genelleştirilmiş koordinat sistemine değindikten sonra Silindirik koordinat sisteminde nasıl çalışabileceğimiz sorusuna cevap arıyorduk. Lagrange denklemimiz bu şekilde tanımlıydı. Euler-Lagrange denklemimiz genelleştirilmiş koordinat sisteminde, yani bizim genelleştirilmiş koordinat sistem dediğimiz şey silindirik koordinat sisteminde r, teta ve z'ye karşılık geliyordu. O zaman biz bu ifademizin r'ye göre Euler-Lagrange denklemini yazdığımızda birinci ifademiz m r teta noktanın karesi eksi potansiyel ifademizin R'ye göre türevi eksi L'nin R noktaya göre türevi yani ikiler sadeleşir. M R nokta bunun da zamana göre türevi eşittir sıfır olacak. Bu ifadeyi düzenlediğimiz zaman eksi V'nin R'ye göre türevi eşit olacak. Neye? M R teta noktanın karesi eksi M R noktanın zamana göre türevi. bu ne demektir? Biz radyal bir kuvvet uyguladığımızda radyal momentumumuz ve merkezcil ivmemiz değişecek demektir. Zaten bu da bizim daha önce öğrendiklerimizle örtüşmektedir. İkinci genelleştirilmiş koordinat sistemimiz teta. Teta için Euler-Lagrange denklemimiz bu şekilde yazılıyor. Birinci ifademiz 0 teta ifadesi olmadığından dolayı ikinci ifademiz m r kare teta noktanın zamana göre türevi. Biz bu ifadenin integralini alırsak m r kare teta nokta eşit olacak neye? r m r teta nokta ve karşıda sıfır olduğundan dolayı o da sabit olacaktır. Peki bu ne demektir? Bu da açısal momentum z ekseninde sabittir. Zaten beklediğimiz bir şey değil. Açısal momentumumuz z eksenine bağlı olmadığından dolayı z eksenindeki herhangi bir değişim bizim açısal momentumumuzda bir değişiklik yapmamalıydı. Üçüncü ve son olarak z koordinat sisteminde örlerle lagrange denklemimiz bu şekilde yazılıyor. Birinci ifademiz 0, ikinci ifademiz de mz noktanın zamana göre türevi. Bu ifademizi düzenlediğimizde mz noktanın zamana göre türevi sıfır olacaktır. İntegralini aldığımızda mz nokta sabittir. Bu da bize hızın eksene göre yani z eksene göre değişmediğini göstermektedir. Peki biz bunu grafiklersek nasıl bir hareket olacak? Bizim silindirik simetrik yukarıdan aşağıya ya da aşağıdan yukarıya bu şekilde tanımlayacağımız bir hareket olacaktır. Böylece öyle Lagrange eklemini genelleştirilmiş koordinat sistemini tanımlamış olduk. Peki biz ilk slaydımızda simetri ve korunum kanunları hakkında bahsetmiştik. Şimdi biraz daha detaylı konuşursak simetri ile korunum kanunları arasındaki ilişki bize görsel olarak korunum kanunlarını ifade edebilmemizi sağlamaktadır. Conjugate momentum dediğimiz ifade QM yani genelleştirilmiş koordinat sistemimiz için Lagrange'ımızın Q noktaya göre türevidir. Eğer bizim Lagrange'ımız herhangi bir koordinata tabi değilse bu koordinat sisteminde cyclic yani kendini tekrar eden yani ihmal edilebilir bir büyüklük olacaktır. Yani bizim Lagrange ifademizi herhangi bir Q'ya bağlı ifade edemiyorsak bizim birinci ifademiz sıfır olacaktır. Böylelikle bizim Euler-Lagrange denklemimiz bu hale indirgenecektir. Bu Cyclic Koordinat sistemleri için Conjugate Momentum korunuyor demektir. Şekilsel olarak ifade edelim. Yani bizim Momentum'umuz var. Bu Momentum ifademimiz buradaki doğrultuda ilerlediği zaman artıp ya da azalmamaktadır. Aksine olarak burada momentumumuz azalmakta, artmakta ve tekrar azalmakta şeklinde sabit olmayan bir büyüklüktür. Şimdi silindirik simetrik potansiyelden devam edelim. Silindirik koordinatlarda ne vardı? Teta vardı. Z vardı. TT için konuşursak silindirik simetrik potansiyel için bizim TT'ye bağımlılığımız yoktu. Aynı zamanda bizim Z'ye bağımlılık sorunumuz da yoktu. Ne demek bu? Biz eğer TT'ye bağlı değilsek rotasyonel simetriyiz. Yani bizim TT'ye göre enerjimiz, hızımız korunuyor. Z'ye bağımlı olmamak ne demek? Fransa simetri yani öteleme simetrisi olarak geçmektedir. Yani biz Z ekseninde hareket ettiğimizde enerjimizde, momentumumuzda, hızımızda vesaire bir değişiklik olmamasını beklemekteyiz. Konjuge momentumumuzu yazarsak, tt için m kare teta nokta sabittir. Z için yazarsak mz nokta sabittir deriz. Hemen örnek verelim. Elektromanyetizmde bir tane lagrangian e tanımlıyoruz. Bu lagrange ifademiz kinetik enerjimiz eksi q fi artı q r nokta çarpı a vektör potansiyelimiz. Konjuge moment ifademiz neydi? Bizim burada serbestlik derecelerimiz r cinsinden yazmışız. O zaman r noktaya göre türevimizi alacağız. O zaman bize m r noktayı verecek artı q aj Burada bir R noktamız daha vardı. Bu da eşit değil. Neye? MR noktaya. O zaman burada korunumdan ya da simetriden bahsetmemiz mümkün değildir. Yani buradaki vektör potansiyelimiz bizim sistemimizde değişiklik göstermektedir. Peki simetri ile korunum kanunları arasındaki ilişki nasıl bulunmuştur? Noether's teoremi olarak bilinen bir ifade vardır. Bu 1915'te Amy Noether tarafından Lagrange'ın simetri ve korunumlu büyüklükler cinsinden formalize etmiştir. Bu ifadeyle Lagrange'daki her simetrinin korunan bir büyüklüğe karşılık geldiği söylenir. Değişen koordinat sistemlerinde Lagrange'ın değişmediğini varsayarsak yani bizim bir QI koordinat sistemimiz vardı. Burada alfa Nu'yu varyasyon prensibinden hatırlarsınız. Bir değişiklik yaptı. Yeni bir koordinat sistemi q'yi dalga şeklinde bir koordinat sistemi yaptık. Buradaki alfa küçük bir parametre ve birinci dereceden alfa değerimiz bir değişikliğe sebep olmakta. Lagrange'ın değişmezliği nedir? Alfaya göre değişmez ise bizim alfaya göre türevimizin sıfır olması lazım. Lagrange ifademizin yeni tanımladığımız serbestlik derecemize göre biz alfa türevimizi yazarsak bu ifade L'nin Q dalga çarpı nü artı L'nin Q dalga nokta çarpı nü nokta. Öyle Lagrange denklemlerine göre bu ifadeleri düzenlediğimizde bize L'nin Q noktaya göre türevi çarpı nü ve bu ve bu işlemin bütün koordinat sistemleri üzerinden toplamının sabit olduğunu gösterir. Örnek verelim. Bizim x, düzleminde y'ye bağlı bir kütlemiz var. Lagrange ifademizi yazarsak kinetik enerji terimimiz ve yaydan gelen potansiyel enerji terimimiz Lagrange'ımız değişen koordinat sisteminde değişmezdir. Yani biz bir küçük alfa değişikliği yaptığımız zaman yeni tanımladığımız Rx tilde ve R'ye tilde değişmezlik özelliği göstermesi lazımdır. Buradan Noter teoremi yazarsak bize bu ifadeyi verecektir. Birinci ifademiz için m rx nokta ry eksi m ry nokta rx eşittir sabit olacaktır bu ifademizi polar koordinat sisteminde yazarsak neydi polar koordinat sistemimiz r çarpı kosinüs teta Rx ifadesi için r y ifadesi için ise r çarpı sinüs teta bu ifadelerin türevlerini alırsak bize bu ifadeleri verecektir bu ifadeleri yerine yazarsak bu hale gelecektir buradan birinci ifademizle ikinci terimimizin birinci ifadesi birbirlerini götürür burada kos kare sin kare bize eksi m kare teta noktayı verecektir. Ve bu ifademiz de sabittir. Yani x, y düzleminde açısal momentum korunur. Peki aynı problem için polar koordinat sisteminde Lagrange'ımızı yazarsak ne olacaktır? Bizim kartezyen koordinat sistemimizde Lagrange ifademiz buydu. Polar koordinat sisteminde Lagrange ifademiz bu. Noether teoreminden küçük değişiklikler için Lagrange ifademizin değişmezlik özelliği vardır. Yani biz teta tilda yeni bir teta tanımladığımızda bizim Notos teorimine göre bu büyüklüğümüz korunması gerekir. Ki o da emre kare teta nokta çarpı 1 eşittir. Kosinüs teta yani açısal momentumumuz korunur. Biz geçen hafta başladığımızda bir nokta parçacığın izlediği yolun karakteristik denklemini yazmak için yola çıkmıştık. Burada varyasyon prensibi olarak genel bir yol tanımlamıştık. Eğer bizim gideceğimiz yol az hareket prensibine uyuyorsa bizim burada RM0 diye tanımladığımız denklemi vermesi gerekiyordu. Şimdi tanımladığımız genelleştirilmiş koordinat sisteminde aynı ifadeyi tekrar yazarsak bu iki ifade birbirine denk olmalı. Buna göre kararlı yapımızı tanımlarken bizim burada sıfır diye ifade ettiğimiz değer aslında Noether's teoreminde gördüğümüz sabit değer. Sistemler hakkında biraz daha konuşalım. Euler-Lagrange denkleminden biz bu ifadenin karşılığının bu zamana göre türevi olan ifade olduğunu biliyoruz. Burada zamana göre türevi dışarı aldığımızda bu ifademiz bu hale, bu ifademiz de aynı şekilde kalacaktır. Bu ifademizin karşılığı L'nin T'ye göre türeviydi. Biz şu ifademizi yalnız bırakacak şekilde bunu karşıya atarsak bizim L'nin T'ye göre kısmi türevimiz ne olacak? Bu ifadenin zamana göre türevi. Bu ifadeyi H olarak tanımlarsak eğer Lagrange'ımızın kısmi türevi 0 ise bu H diye tanımladığımız ifadede sabit olması gerekir. Peki bu H diye tanımladığımız ifade nedir? Lagrange ifademizi kuvvet serisi olarak açalım kendi ifademiz, birinci ifademiz, ikinci ifademiz vesaire gidiyor. Bunları kısaca L0, L1, L2, L3 şeklinde tanımlayalım. N dereceli homojen bir f fonksiyonu için Euler teoremi bize bu ifadeyi verir. Bu ifadeyi de biz Lagrange için kullanırsak bize böyle bir açılım ifadesi verecektir. Burayı da kısaca yazarsak birinci ifademiz 0 yani L0 ifadesi için 0 artı L1 artı 2 L2 artı 3 L3 artı gidecektir. Buradan da bizim H diye tanımladığımız ifade L1 artı 2 L2 artı 3 L3 artı gidecektir. Eksi bizim L ifademiz yani eksi parantezinde L0 artı L1 artı L2 artı L3 artı gidecektir. Buradan L1'ler birbirini götürür. L2'ler bir tane gider L3'ten bir tane gider derken bizim denklemimiz eksi L0 artı L2 artı 2 L3 artı diye gider. Eğer Lagrange'ımız L0 artı L1 artı L2 ile gösteriliyorsa o zaman bizim H ifademizde L2 eksi L0 olacaktır. Elektromanyetizm için biz Lagrange ifademizi tanımlamıştık mr noktanın karesi bölü 2 eksi q fi artı q r vektör nokta skaler çarpımı a vektörel potansiyelimizde. Burada da bizim birinci ifademiz l2, ikinci ifademiz l0 ve üçüncü ifademiz de l1 ise h diye tanımlayacağımız l2 eksi l0 ifademizde mr noktanın karesi bölü 2 artı q fi 0. Burada işaretimizin toplam dikkat edersek T artı V ifadesi yani toplam enerjiye karşılık gelmektedir. Toplam enerjiye karşılık geliyor derken enerjinin korunumu kanununa değinelim. Neydi bizim Lagrange ifademiz? L0 artı L1 artı L2. H ifademiz neydi? E. Buradan bizim L'nin zamana göre türevimiz sıfır yani değişmiyor ise E'miz sabittir deriz. Yani... Alan gösteriminde H ifademiz, Noether teoreminde gösterildiği gibi korunur. Başta çözmeye çalıştığımız Brachistochrone problemi, yani biz bir cismi yukarıdan bıraktığımızda aşağı en kısa zamanda inmesi için ilgili yolun nasıl olmasıydı. O da neydi? Bizim başlangıç noktamızdan sonuna kadar integral ifademiz. Biz burada f fonksiyonumuzu tanımlamıştık, biz diğer niceliğimizde tanımlamıştık bu çıkardığımız denklem çözülemeyecek olduğu gibi bırakmış idik. Tekrar dönelim. Burada f fonksiyonu x'e göre değişmez ise biz aynı bu h kullandığımız işlemi yapalım. Yani y nokta f'nin y noktaya göre türevi eksi f sabit olmalıdır. Bir önceki ifademize benzer bir ifade. Bu ifadeyi yazarsak yani f fonksiyonunun türevini alıp işlemi yaparsak bu ifademiz bu hale gelecektir. Bu da kısaca bize c bölü y eşittir. 1 artı y noktanın karesi. Biz bu denklemden bu denkleme sorumuzu dönüştürmüş olduk. Şimdi bu denklemi çözmeye çalışırsak y noktayı çektiğimizde bize böyle bir ifade verecektir. Bu ifadede dx, dy cinsinden bu şekilde yazılır. Biz Değişken değişimi yaparsak yani y yerine c sin kare teta yazarsak bizim bu denklemimiz bu hale gelecektir. Bu ifadede kısaca bu şekilde yazılır. Bu ifadenin de sağ taraf için teta'ya, sol taraf için x'e göre integralini alırsak bize b ve c sabit olmak üzere b artı eksi c teta eksi sinüs 2 teta bölü 2 ifadesini verecektir. Bu da zaten parametrik bir çözümdür. Cycloid'i verir. Nedir? Çözümü yaptığımız zaman x'imiz b artı eksi c teta eksi sinüs 2 teta bölü 2. Y'imiz de c sin kare teta olacaktır. Yani bizim hareketimiz aslında böyle bir hareket oluyor. En uygun, en kısa yolda inmesini sağlayacak hareketimiz böyle bir yol izlemeli. Lagrange'den bahsederken ilk slaydımızda boyuttan bağımsız olduğuna değinmiştik. Nedir? Lagrange'ımız bu şekilde ise yani L0, L2, L0 ifademiz Q genelleştirilmiş koordinatlarımıza bağlı. L2 ifademiz de birinci türevlerine bağlı. Burada L2, Ic dediğimiz sabit bir katsayı. K derecesinden homojen L0 için yeni bir dönüşüm tanımlayalım. Ne dönüşümü? boyut ve zaman dönüşümü. Biz koordinat sistemimizi alfa q'yi şeklinde bir alfa katsayısı ile çarparak q üssü tanımlıyoruz. t'miz de beta ile çarparak bir t üssü yeni bir zaman tanımlıyoruz. Buradan yeni tanımlayacağımız l üssü alfa'nın k. Inci kuvveti çarpı l0 q1 q2 qm'e kadar gidiyor. Bu ifadelerin türevini yazarsak bize QI üssünün türevi alfa bölü beta QI'nin türevi. Buradan da L2 üssünü tanımlayabiliriz. QI'nin türevi QJ'nin türevi şeklinde. Bunları yerine yazarsak bize böyle bir ifade verecektir. Böylece dönüşümden sonra bizim yeni L üssü diye tanımladığımız ifademiz alfanın k'inci kuvveti çarpı L0 artı alfa bölü betanın karesi çarpı L2 Eğer bizim alfa bölü beta'nın karesi alfa k, alfa k'ya eşitse biz L üssünü alfa üzeri k çarpı L olarak tanımlarız. Buradan da Euler Lagrange denklemimiz dönüşümden sonra bu şekilde yazılır. Burada alfa k ifadelerimiz sadeleşirse bize bildiğimiz Euler Lagrange denklemini vermektedir. Yani Euler Lagrange denklemi dönüşümden sonra aynı kalıyor. Nasıl bir dönüşüm yapmıştık? Alfa bölü beta karesi eşittir alfa üzeri k demiştik. Biz betayı çekersek alfa üzeri 1 eksi k bölü 2. Biz zaman ifademizde yazmıştık. Bu ifadeyi de açarsak bize bunu vermektedir. Serbest düşme için biz Lagrange denklemimizi yazarsak bizim Sadece z boyutunda düşerken değişimimiz var. k eşittir 1 için biz yukarıdaki denklemimizi yazdığımızda bu hale gelecektir. Bu da z üssü bölü z 1 bölü 2. Bu da zaten bize zaman, hız ve ivme arasındaki denklemdeki üst yani kare vermektedir. Aynı şeyi bir de yaylı sistem için yaparsak. Lagrange ifademiz bu. Kinetik enerji dönüşümümüz. Bizim yaydan gelen potansiyelimiz. K eşittir 2. Burada yerine yazarsak bizim ifademiz 0 olacaktır. Bu da zaten 2 pi kök içinde m bölü k. T burada periyodumuz, m kütlemiz, k yay sabitimiz. Burada z üzeri 0 oldu. Aynı buradaki gibi yani boyuttan bağımsız olarak ifade ediyoruz. Kepler's problemi hatırlarsanız Kepler gezegenlerin birbiri etrafında dönüşünü tanımlamıştı. Johannes Kepler. Lagrange ifademiz nasıldı? Kinetik enerjimiz eksi. Kütle çekim sabitimiz ve kütlelerimiz. Büyük bir kütlemizi, küçük diğer kütlemizi. R bu iki kütlenin arasındaki uzaklığı ifade etmekteydi. Buradaki K değerimiz de eksi 1. Eksi 1 için biz ifademizi yazdığımızda bize 3 bölü 2'yi verecektir. Kepler'in 3. kanununu hatırlarsanız orada da bir 3 bölü 2 sayısını göreceksiniz. Evet. Buraya kadar işlemlerimiz kolaydı. Çünkü sistemlerimiz kapalıydı. Dışarıdan herhangi bir etki yoktu. Dışarıya verilen enerji yoktu. Eğer sistemimiz açık sistem ise bizim yapacağımız iş biz formüle ettiğimizde dışarıya olan ilişkileri ihmal edeceğiz. Yani musluğumuz var. Musluğumuzdan kovamıza su doluyor. Kovamızdan da su sızıyor. Yani sistemimiz kova ise biz damla damla sistemimizi beslerken damla damla da sistemimizden çıkıyor. Bunları ihmal ederek sorumuzu çözeceğiz. Yaklaşımımız kısaca ifade edersek burayı kapatıyoruz. Metaforik olarak konuştuğumuzda sızma olmadığını varsayarak hesaplarımızı yapıyoruz. Yani açık sistemler için sızıntılar ve sisteme katılımları eklemeden sistemimizi matematiksel olarak ifade ediyoruz. Şimdi Euler-Lagrange denklemimizi üzerinde bayağı konuştuk. Bir sistemimizi açıkladıktan sonra sistemimizden çıkan ya da sistemimize giren ifadeleri artı Qj olarak ifade edeceğiz. Yani korunmayan genelleştirilmiş kuvvet olarak. Genelleştirilmiş kuvvet terimi biraz üzerinde durmaya değer bir terim. Nedir genelleştirilmiş kuvvet terimimiz? Bizim Lagrange ifademiz kinetik enerji eksi potansiyel enerji ifadesiydi. Potansiyel enerji ifademiz neydi? Bizim bir potansiyel enerjimiz vardı. Buradaki U genel bir potansiyel ifadesi. Biz bu dersimize kadar bir V potansiyelimiz, Q1'den Qn'e Q1 kadar serbestlik derecelerimiz ve zaman serbestlik derecemiz şeklinde yazmıştık. Euler Lagrange ifademizi yazarsak bize böyle bir ifade olacaktır. Bu ifadede sağ tarafta artı bir QJ terimi geldi. Bu ifademizi düzenlersek sol tarafta bizim kinetik ifademiz, sağ tarafta potansiyel ifademiz. Burada uygulanan kuvvetleri tanımlarsak bu iki terimimiz korunan potansiyel terimimizdir. Ve bu QJ ifade ettiğimiz korunmayan kuvvetimizdir. Prensip olarak Lagrangian tanımlanabilecek kapalı sistem yoktur. Richard Feynman'ın da dediği gibi az hareket prensibini korunan sistemlere uygulanır ama tüm kuvvetlerin dahil edilmesi mikroskobik seviye ile mümkün olur. Biz mikroskobik olarak ifade edemeyeceğimizden yani tüm etkileri işlemimize katamayacağımızdan dolayı sistemleri korunumsuz olarak tanımlarız. Böylece açık sistem yaklaşımı ile korunumsuz sistemleri çözeriz. Evet, böylece korunumsuz sistemlere de değinmiş olduk. Serbestlik derecesini biraz İrdelemek istediğim bir konu serbestlik derecesi neydi? Serbestlik derecesi bağımsız olarak hareket edebilen koordinatlar sistemiydi. Yani ne diyoruz? Bizim en tane parçacığımız var. Her parçacığımızın 3 boyutta hareket etme kabiliyeti varsa bizim bu sistemimizin 3n ya da 3n serbestlik derecesi ya da 3n koordinatı vardır diye tanımlayabiliriz. Buradan 3'ten kastımız X'de, Y'de ve Z'de hareket etme kabiliyeti ve de bizim parçacık sayımız. Serbestlik derecemizi tanımlarken indirgememiz mümkün. Bunun için çeşitli şartlar kullanıyoruz. Burada kullandığımız şartlar mesela bizim K tane şartımız var ise Burada örnek olarak göstersek şu parçacığın hareket ederken bu parçacık da ona göre hareket etmekte. Yani eksi bir serbestlik derecesi. Aynı şekilde bu iki parçacık da birbirine bağlı. Eksi bir tane daha serbestlik derecesi. Buradaki üç parçacık da birbirine bağlı. Eksi iki tane daha serbestlik derecesi. Şeklinde bizim k tane şartımız var ise bizim 3n-k yani... S tane serbestlik derecemiz vardır deriz. Böylece S boyutlu bir konfigürasyon uzayı tanımlamamız gerekir. Bizim R1 diye tanımladığımız koordinat sistemimiz genelleştirilmiş koordinat sisteminde Q1, Q2'den Q3N K'ya kadar tanımlanıyor. Bizim eğer N tane serbestlik derecemiz varsa bunu N tane serbestlik derecesi için tekrar yapmamız gerekecektir. Peki bu şartlar ne tip şartlardır? Holonomik diye tanımlayacağımız, integre edebileceğimiz şartlar vardır. Bunlar fc eşittir 0. Buradaki c ifademiz bizim şartlarımız 1, 2, k'ya kadar göstermekte. Ya da non holonomik şartlar. Bunlar bu şekilde ifade edilemezler. Ya da rinomuz şartlar. Bunlar açık bir şekilde zamana bağlı şartlardır. Ya da skeleronomuz şartlar bunlar zamana açık bir şekilde bağlı olmayan şartları ifade etmektedir. Holonomik şartlara göre sistemimizi analiz edersek değişkenleri elimine ederiz. Bağımsız genelleştirilmiş koordinatları kullanırız. Lagrange multipler metodu ile çözeriz. Örnek verelim. İkili sarkaç. Bu örneğimiz holonomik siklenonumuz şarttır. Nedir? Bizim R1 uzunluğumuz L1 uzunluğuna bağlıdır. R1 ile R2 uzunluğumuz L2 diyeceğimiz bir uzunluğa bağlıdır. Yani bizim birinci sarkacımızın bir uzunluğu var. Bizim ikinci sarkacımızın uzunluğu yani ikinci sarkacımızdan kastımız ucundaki nokta burada yeşil noktamız ikinci uzunluğumuz. Bu uzunluğumuz da hem r konumuna hem de L2 sarkacının uzunluğuna bağlıdır. Bu sistemler için hareket yolu çok karmaşık olabilir. Burada hareket denklemini bulmak için Lagrange yaklaşımından faydalanacağız. İki tane bağımsız genelleştirilmiş koordinat sistemimiz olacak. Yani özetlersek bizim ne tane parçacığımız var? Yani iki tane parçacığımız var. 2 artı 2 tane şartımız var. Böylelikle bize 3n eksi k yani 2 tane serbestlik derecesi kalır. Şekil üzerinden gösterirsek bizim L1 uzunluğumuz bu. L2 uzunluğumuz bu. R1 bizim bu noktamız. R2 de bu parçacığın olduğu nokta. Buradan T1 açısı ve T2 açısı ile biz bu sarkacımızı ifade edebiliriz. Dönüş noktasına göre kartezyen koordinat sistemimizi tanımlarsak yani birinci parçacığımızın x koordinatı l1 sinüs teta 1 birinci parçacığımızın z koordinatı l1z eksi l1 kosinüs teta 1 aynı şekilde ikinci parçacığımızı tanımlarsak birinci parçacığımızın olduğu noktadan gelen bir katkı var l1 sinüs teta 1 artı l2 sinüs teta 2 aynı şekilde z koordinatı için birinci parçacığımızdan gelen bir katkımız var. Eksi L2 kosinüs teta 2. Bunların zamana göre türevini alıp karesini alırsak ifadelerimiz bunlar olacaktır. Siz videoyu dondurarak bunları kendiniz yapmanız sizin için faydalı olacaktır. Lagrangian'ı kartezyen koordinat sisteminde yazarsak bu ifade gelecektir. Bu ifadeyi yeni koordinat sistemimizde tanımlarsak bu ifadeye dönüşecektir. Bu ifadeleri kendiniz çıkarmanız mümkün. Çıkaramadığınız takdirde bana ulaşmanızı tavsiye ederim. Euler Lagrange denkleminde çözdüğümüzde bize bu ifadeyi verecektir. Bu ifadeyi biz grafik dersek teta 1 için buna benzer, teta 2 için ise buna benzer grafik verecektir. Tabi özel durumlar M1, m 2 eşitse yani kütlelerimiz eşitse, uzunluklarımız eşitse, başlangıç açılarımız sıfır ise hareket denklemimiz bu hale alacaktır. Lagrange multiplikasyon metodundan bahsetmiştik. Nedir Lagrange multiplikasyon metodu? Bizim problemimizden kaynaklanan şartları yapmak istediğimiz çözüme göre seçmemizi sağlıyor. Yani 3n eksi k değişkeni yerine 3n artı k değişkeni ile çözmemizi sağlıyor. Sonuç olarak 3n tane yol ve k'nin yani şartların bunlara tepkisini gösteriyor. Lagrange multipler metodu non-holonomik şartlara da uygulanabilen bir metot. Neydi? Holonomik şartımız. Bizim f fonksiyonu diye tanımladığımız şartımız vardı. Ve bu şartlardan k tane vardı. Sistemimizin yapısına göre biz bu şartları açık bir şekilde tanımlayabiliyoruz. Eğer tanımlarsak bizim Lagrange ifademiz artı bu şartlardan kaynaklanan bir katkı ifademizde yeni bir L üssü Lagrange tanımlıyorduk. Bizim izlenebilir yolumuzda şartımız kısaca L üssü bu şekilde tanımlanıyor. Buradan şart ifademizi kaldırdığımızda bizim orijinal Lagrange ifademize dönüyoruz. Yani bizim şartlar dahil ettiğimiz Lagrange multipler metoduyla tanımladığımız Lagrange ifademiz bu şekilde yazılıyor. Bu şekilde yazdığımız ifademiz bizim zaten daha önce de tanımladığımız dışarıda açık sistem olmasından kaynaklanan değişikliğin tanımı oluyor. Ya da bizim şartlarımızın tepkisi, şartlarımızın katkısı oluyor. Böylece biz Q'yi serbestlik derecesi ve lambda şartları için 3N artı K tane denklem yazabiliriz. Lagrange multiplier ifademiz bu hale geldi. Peki non durumlara nasıl uygulayabiliriz? Bizim düzgün bir yarım küre üzerinde hareket eden bir parçacığımız olsun. Parçacığımız hareket ederken aşağı yer çekimimiz, yarı A, teta, açımız ve X'ye koordinat sistemimiz. Burada bir tane non-holonomik şartımız yani Rx kare, Ry kare, Rz kare, eksi A kare büyük eşit sıfır. Yani parçacığımız kürenin üzerinde kalırken şartımız holonomik. Küreden uzaklaştığında bizim şartımız non olmakta. Ve yüzeydeki tepki de sıfırdan farklı. Silindirik simetrik koordinat sisteminde bizim denklemimiz r a eşittir sıfır. Eğer yüzeydeysek yeni Lagrangeyenimiz silindirik koordinat sisteminde bu şekilde tanımlarız. Hareket denklemimizde bizim Lagrange multiplier metodumuzdan bu şekilde çıkacaktır. Eğer biz bu ifadeyi Euler Lagrange denklemine göre çözersek T serbestlik derecesi için bizim hareket denklemimiz budur. Z serbestlik derecesi için ise bu ifademizi de çözdüğümüzde mz2 nokta eşittir 0 olacaktır. Yani zaten biz x'ye koordinat sisteminde hareket ettiğimizden dolayı z yönünde hareket etmiyoruz. Sonucu çıkmaktadır. Bizim holonomik şartımız neydi? R eşittir A olmasıydı. Lagrange multiplikasyon metodundan biz bu ifadeyi yazmıştık. Biz eğer bu şartımız varsa birinci ifademiz sıfıra gidecektir. Burada teta nokta kareyi çekersek bizim ifademiz G kosinüs teta eksi lambda bir bölüme bölü A olacaktır. Biz Lagrange multiplikasyon metodundan birinci ifademiz ve tepkisi olarak yazmıştık zaten. Burada teta iki noktaya çektiğimizde bize bu ifadeyi verir. Her iki tarafı iki teta nokta ile çarparsak bizim yeni ifademiz bu olacaktır. Bunu zamana göre türev yazarsak sol tarafta teta nokta karenin türevi sağ tarafta da eksi 2g bölü a çarpı kosinüs teta olacaktır. Bizim başlangıç şartlarımız teta eşittir 0, teta nokta eşittir 0'dı. Bu ifadelerin zamana göre integralini alırsak Teta nokta kare eşit olacak. Niye? 2G bölü A çarpı 1 eksi kosinüs teta. Bu ifadede zaten yukarıdaki ifadeye eşit olması lazım. Bu iki ifadeden biz lambda değerimizi çözersek lambda 1 eşittir mg 3 kosinüs teta eksi 2 olacaktır. Bu ifadelere göre bizim şartımızın tepkisi lambda 1 DF1'in R'ye göre türevi eşit olacak. Lambda 1 çarpı 1. O da zaten MG parantez içinde 3 kosinüs t 2 olacaktır. Böylece bizim şartımızdan gelen tepkiyi de bulmuş olduk. Peki biz holonomikle non holonomiki nasıl tanımlarız? Bizim sınır şartımız sağlandığı zaman yani non geçiş şartımız sağlandığı zaman non holonomik şartları uygulamamız gerekir. Nedir o da? Teta eşittir. Ark kosinüs 2 bölü 3. Yani bizim açımız ark kosinüs 2 bölü 3'ü tanımladığı zaman bizim parçacığımız kürenin üzerinden uzaklaşmaya başlayacaktır. Böylelikle varyasyon prensibi ve Lagrange denklemleri dersinin ikinci kısmında tamamlamış olduk. Sorularınız olursa Mergen sisteminden ulaşabilirsiniz. Bana e-mail adresimden ulaşabilirsiniz. Elimden geldiği kadar size yardımcı olmaya çalışırım. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.